polinommuş bu ifade. Polinom olduğuna göre x'li kısımların üstleri kesinlikle doğal sayı olmalı. Tabii şunlara dikkat edersek birinin üstünde n eksi 2 var, diğerinin üzerinde de 5 eksi n var. Bunların ikisi de doğal sayı olacak. Tabii doğal sayı olacak derken kastettiğimiz şey şu, sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olmalı. Tabii tam sayıda olmalı, ondalıklı olmamalı. Şöyle ifade ediyorum, n eksi 2 büyük eşit sıfır olmalı. Sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olmalı doğal sayıysa. Diğeri için de, diğeri de 5 eksi n, bu da büyük eşit sıfır olmalı. Ki doğal sayı olsun. Şimdi buradaki eksi 2'yi yolluyorum karşı tarafa. Şöyle olur. N büyük eşit 2 olur. Buradan n'in 2'den büyük olduğunu anlıyoruz. Ya da eşit olduğunu. Diğerine gelelim. N'i atıyorum karşı tarafa. Buradan da şu tarafta 5 kaldı. Büyük eşit. Karşı tarafta n var. N sayısı 5'e eşit ya da 5'ten küçük. Şimdi ikisini birleştiriyorum. İkisini birleştiriyorum. İstersek sayı doğrusu üzerinde de gösterebiliriz ama direkt söylemek mümkün. N sayısı 2'ye eşit olabiliyor. Şimdi N değerlerini yazıyorum. 2'ye eşit olabilir ya da 2'den büyük olacak. Ne olur? 3 olur, 4 olur, 5 olur. 6'yı yazamam çünkü 6 5'ten küçük değil. 5'ten de küçük olmalı. İşte bu değerleri alabiliyormuş. Bizden istenen bunların toplamı, toplamları da 2 artı 3 artı 4 artı 5. İkisinin toplamı 5. 5 burada 10, 4 de şurada 14. Yani sonucumuz 14 olacak. Hocam ben burada da bir tane 3 bulmamı öğreniyorum.